Tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. Spor sayfasında Live Plus ekranlarında Gökhan Dinç ile birlikte gazetelerin spor haberlerini, spor gazetelerinin manşetlerini değerlendirmeye devam ediyoruz. İlk bölümde Antalya Spor Beşiktaş maçını ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Hakemin standartsız kararları, hakemlerin standartsız kararlarını masaya yatırdık. Erzurumspor, Çaykur Rizespor meselesini konuştuk ve en önemli gündem maddesi elbette Türkiye'de şu anda en çok konuşulan konu Kagawa, Kagawa'nın performansı. Onu da değerlendirdik. Ekleyeceğin bir bölüm yoksa Antalyaspor Beşiktaş maçı ile ilgili kapatacağım ve Şenol Hoca'nın açıklamalarında Tolgay kısmı var galiba. Eğer gazetede yansıdıysa Hürriyet'te arkadaşların aldığı Tolgay Arslan'ı seviyorum demiş. Da... Peki ona da bakalım, onunla devam edelim. Onu bitirelim. Sonra da Tolgay Arslan'ın açıklamalarına geçelim. Tolgay Arslan'ı seviyorum demiş en altta. Fenerbahçe'ye giden eski oyuncu Tolgay Arslan'ın veda mesajında kendisine teşekkür etmemesi ve Beşiktaş armasını hiç öpmediğini söylemesine dair soruya Tolgay'ın iyi düşünceleri var. Bunları bazen yanlış kullansa bile takımı adına savaşan bir oyuncu. Bana teşekkür etmesine gerek yok. Olmayan şeyden sorun çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunlar çirkin şeyler. Yapmayın. Tolgay'la düğünde görüştük. Sorun yok. Gidene de üzülürüm, gelene de sevinirim. Onu seviyorum diyor. Bir babacan tavrı var Şenol Hoca'nın bu konuyla ilgili. Genel olarak açıklamaları da Quaresma ne olacak bilmiyorum diyor. Şimdi Quaresma gidecek de nereye gidecek belli değil işte, bakacağız. Quaresma gidecek. Ben Tolgay Arslan'la ilgili daha detaylı açıklama yapmıştır diye düşünüyordum ama yapmamış. Kagawa ile ilgili de 19 saniye sonra gol atması enteresan oldu. Tam oynarsınız, atamazsınız. Bazen de ilk vurduğunuz gol olur. Güzel. Futbol aynen de hocanın söylediği gibi işte. Aynen. Tolgay Arslan'a bakalım. Tolgay Arslan meselesi nedir? Tolgay Arslan manşetine de bir göz atalım. Bu enteresan bir açıklama yayınladı dün kendi kişisel hesabından. Tolgay Arslan siyah beyazların eleştirilerine yanıt verdi. Çim sahada idman bile yaptırmadılar. Beşiktaş'ta bana yapılanlar gurur kırıcı ve yıpratıcıydı. Kadro dışı kaldığım 3 aylık sürenin sadece bir haftasında ikinci takımla çalışabildim. Son 2,5 aydır suni çimde antrenman yapabildim. Makul bir çim sahada çalışma isteğim reddedildi diyor Tolgay Arslan. İyi niyetli davrandım ben. Fenerbahçe bana samimiyet ve sevgi verdi diyor. Çok ayrıntısını istiyorsan hepsini okuyabilirim. Yok, okumana gerek yok da Tolgay'ın ilk yaptığı açıklamayla ikinci yaptığı açıklama birbirine örtüşüyormuş gibi gözüküyor. Sebebini söylüyor aslında neden bunu yaptığını ama halihazırda yine Beşiktaş armasıyla ilgili bir sıkıntısı var. Yani Beşiktaş armasını neden öpmedin de Fenerbahçe armasını öpüyorsun? Ya da Beşiktaş armasını öpmediğini niye söylüyorsun da Fenerbahçe armasını öptüğünü söylüyorsun gibi bir durum var ortada. Hani neden bunu yap? Beşiktaş'a ilk geldiğinde Beşiktaş sana böyle davranmıyordu. Bir şey yaptın da Beşiktaş yönetimi sana bunu yapıyor. Yapılan son derece anlamsız bir futbolcunun suni içimde çalışması, çalışmaya zorunlu kılınması son derece faşizan bir yaklaşım. Yani sen çim sahada oyuncu nerede istiyorsa orada sen ona tesis bulmak zorundasın. Yani Beşiktaş yönetiminin o anlamda yaptığı hatayı söylemek lazım. Ama ben şunu anlamıyorum. Beşiktaş kulübüyle ilgili diyorsun ki mesela ben Fenerbahçe'ye gelmek için, buralara gelebilmek için Beşiktaş'ta oynadım. Kardeşim Beşiktaş'a geldin. Beşiktaş'ta sıkıntı, Şenol Hoca seni oynatmaya devam etseydi Şenol Hoca da o hocayla devam ediyordun. Belki Beşiktaş armasını öpecektin. Yani öpmemiş ama 2,5 sene öpmedim diyor Beşiktaş. Ya sen öpsen ne olur, öpmesen ne olur? Ya mesele o yani, değil ki. Hayır, mesele o. Yani bunu niye söylüyorsun şimdi? Öpsen ne olur? Demek ki Beşiktaş arması ile ilgili senin bir sıkıntın varmış. Aslında Beşiktaş'ta oynamak istemiyormuşsun. Paraya gelmişsin. Parayı sana bunlar vermiş. Sen bunları oynamışsın. Bugün sana bugün parayı yani Fenerbahçe vermiş. Onun armasını öpüyorsun. Yarın Fenerbahçe değil Galatasaray verse onun da armasını öpersin. Yani bunun arma öpmenin ne manası var? Yani tamam taraftarın gözünde bir anlamı olabilir de bir önceki camiayı küçümseyeceğini düşünüyorsan ben de sana şuradan şöyle söyleyeyim. İyi ki Beşiktaş armasını öpmemişsin. Şunu mu yapmaya çalışıyor acaba? Yani hani bir camiaya ait hissetmeye çalışmaksa senin amacın, Fenerbahçe taraftarı da bunları çok fazla önemsemez. Hayır. Şimdi önemsiyorlar, sahip çıkıyorlar yeni geldiğin için. Beşiktaş... kötü oynarsan onlar da sana sahip çıkmaz. Gökhan, Beşiktaş armasını öpmeyerek kendimi oraya ait hissetmiyordum. Fenerbahçe'ye geldim, öptüm. Daha ilk günde öptüm. Kendimi buraya ait hissediyorum. Bana zor günümde kapı açtılar. Bu sebeple burada son derece mutluyum. Buraya kendimi adadım manası da çıkmaz mı? Yani çünkü ne kadar ki, çabuk adadın, bana ne kadar çabuk sevildin, ne kadar çok çabuk sevdin. Abi 2,5 aydır bana neler yaptılar diyor. Bak Beşiktaş yönetimiyle ilgili bir sıkıntın vardır, o başka bir şey. Tamam mı? Ama Fikret Orman onu, Beşiktaş demek değil. Onu yönetemiyor işte oyuncular. İşte dolayısıyla bunu yönetmen lazım. Yani arma dediğin şey, bayrak dediğin şey çok önemli bir şey. Yani senin sadece Beşiktaş öpmesen ne olur abi Beşiktaş armasını? Ne olacak? Beşiktaş armasını Tolgay Arslan öpmedi diye Beşiktaş arması mı değerini kaybedecek? İyi ki öpmemişsin bence. Ya iyi ki öpmemişsin. Hani bugün Fenerbahçe armasını öptün para karşılığında. Yarın gideceksin, sen Galatasaray sana para verse Galatasaray armasını da öpeceksin. Ya da Trabzonspor armasını da öpüyordun. Peki bu açıklamayı Gökhan Töre'nin Twitter'dan ya da Instagram'dan beğenmesini nasıl değerlendiriyorsun? Diyor ki Gökhan Töre, ben de Tolgay gibi düşünüyorum diyor aslında. Ay, sonra değiştirdi. Sonra sildi, açıklama yaptı. Ben açıklamayı yanlış değerlendirmişim. Beşiktaş kulübüyle ilgili, Beşiktaş kulübü, kendi kulübüme hedef alan bir açıklamayı beğenmem söz konusu değil ama ben yanlış değerlendirmişim gibi bir ifadesi var. Nasıl yanlış değerlendirmiş? Okuduğunu anlamıyorum. Şimdi okuduğu ama çok uzun yazdığı için belki çocuk Türkçesi çok iyi olmayabilir. Dolayısıyla hani o anlamda... Japonca mı konuşuyor yani? Türkçesi iyi olmayabilir ne demek? Ya böyle bir savunma olur mu ya? Okuduğunu çok iyi anlayamamış olabilir abi. Telefonun elinde tık diye like'lamış olabilir yani. Tamam da aynı kaderi... Ben de mesela açıyorum şimdi Instagram hesabında. Ben de bakıyorum mesela Instagram'dan. Bir sürü şey like'lıyorum. Sonra bakıyorum Özlem diyor ki ya sen neyi onu like'lamışsın diyor. Bakıyorum aa doğru like'ı kaldırıyorum. Ne oluyor? Peki yani... ben o zaman şöyle söyleyeyim. Gökhan Töre eğer şu anda yarın Çin'den bir takıma transfer olsa... döner Tolga'nınkini like'lar mı? Like'lar. Yani bu böyledir abi bu iş. Olabilir ya. Yani bilmiyorum. Şu anda şu an yaptığı açıklamanın karşılığı, bendeki karşılığını söylüyorum sana. Hayır zaten bunu söylüyor. Ya, açık açık söylemiş. Ama Tolgay Aslan'ın attığı tweet'i... İçeriğini okumadan beğendim diyor. Bak işte benim gibi işte tık görmüş, basmış like'ı. Ama aynı kaderi paylaşıyorlar ya. Yani o yüzden bence beğeniyor. Yani bana da şimdi sahada antrenman bile yaptırmadılar. İşte 2,5 aydır büyük sıkıntılar yaşıyorum falan filan. Yani Gökhan'da o sadece... durum yok ya. Gökhan Töre ile Tolgay Arslan aynı değil mi abi? Aynı yerde antrenman yapıyorlardı. Ben Gökhan'da Instagram fotoğrafları falan. Gökhan'da durum böyle bu kadar değil yani. Öyle mi? Bu kadar yıpratıcı bir boyuta ulaşmış değil. Gökhan umudunu kesmiş değil Beşiktaş'tan yani. Tolgay umudunu kesmiş Beşiktaş'tan. Fenerbahçe'de oynuyor ya ondan. Öncesinden. Bence Gökhan Töre de artık takıma dönemez. Belli olmaz o iş. Aa, bu haber mi? O bir perform bu. Gökhan'ınki performans. Tolga'nınki başka bir şey. Gökhan'ınki performansa dayalı. Tıpkı Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Dirar ve Atıf'ın kadro dışı bırakıldığı süreçteki gibi ilginç bir süreç yaşıyoruz. Gökhan Töre döner dönmez bilmem ama Tolga Aslan dönemez zaten. Abi ben bu kadro dışı hikayelerine temelden karşıyım yani. Sen dünya kadar oyuncu transfer ediyorsun. Dünya kadar maliyetin var. Yönetemiyorsun. Yönetemediğin noktada da kapının önüne koyuyorsun. Parasını ödüyorsun. O orada antrenman yapıyor. İşte aynı şey Tarık Çamdal'da da geçerli. Yani. O işlerde şöyle bir şey var. Oyuncu ne kadar yönetilmek isteniyor? Bir de şu anladın var. Oyuncu şimdi Gökhan yani şimdi Tolga'ya bazı krizleri yönetemeyebilirsin. Ama az önce sen açtın meseleyi. Şimdi Atıf, Dirar, Volkan Demirel kadro dışı bırakıldı. Bugün Volkan Demirel Fenerbahçe'nin kalesinde oynuyor. Dirar ilk 11 oyuncusu. Yani sen aslında oyuncuyu cezalandırayım derken bir noktada kendini de cezalandırıyorsun. Aynen öyle. Bilinç altında kendini cezalandırmak derler. Yani sen bu oyuncuya, Volkan'a parasını ödüyorsun, Dirar'a parasını ödüyorsun. Onları takımın dışına atıyorsun. Ve sonra can simidi gibi denize düştüğün zaman ona sarılıyorsun. Ve getiriyorsun, getirir getirmez de kadroya koyuyorsun. Yani o yüzden abi bu kararlar yani çok anormal işler. Mesela atıyorum Tolgay Aslan Beşiktaş forması giyerken böyle bir çıkış yaparsa... O zaman kadro dışı bırak abi. Gönder. Sözleşmesini de feshet. Bunlar çok büyük. Yani böyle benzer çıkışlar işte. Yani ne bileyim. Beşiktaş'ı küçük düşüren ben armayı öpmedim. Yani Beşiktaş'ta oynarken armasını öpmedim Beşiktaş'ın filan derse Beşiktaş'ı rencide edecek, küçük düşürecek açıklamalar yaparsa bırak. Yani en son seviye ne olsun kadro dışı bırakmak için onu söylüyorum. Yani ama bir oyuncu alacaklarını istediği kadar diye... neredeyse oraya kadar yaptı ya. Alacaklarını şey Galatasaray sadece o değil ki ya. Aynı şey Galatasaray Serdar Aziz için de geçerli. Yani Fatih Hoca çalışmak istemeyebilirsin bak. Hiç itirazım yok. Yani ama kadro şimdi Serdar Aziz gitmeseydi Galatasaray Serdar Aziz'e altyapıya gönderdiği bir oyuncuya yılda 2 milyon para ödemek zorunda kalacaktı. Bu yani doğru strateji değil. Onu söylüyorum. Söyle takımın içinde kalsın de ki kardeşim ben seni düşünmüyorum kadromda de. Sen kendine bir takım bul de. Bak filmin sonunda end of the day günün sonunda Tolgay da krizi de Serdar krizi de iki kulüp adına, Galatasaray ve Beşiktaş adına iyi yönetildi. Tolgay kadro dışıydı. Çıktılar kadrodan. İlk transfer boşluğunda sattın adamı. Aynen. Gönderdin adamı. 2,5 ay parasını fazladan ödedin. Aynen. Ne olsun, o kadar olur. 3 milyon para kazandın sen Tolgay'dan. Doğru. Kulüp açısından. Serdar'dan da 2,6 gibi bir ödemen vardı. Onu ödemedin. Gibi bir durum söz konusu. Burada kendinle çeliştiğim bölümler var. Mesela Galatasaray dedi ki ben 4'e aldım, 4'ten aşağı satmam. Bedava vermeyeceğim gibi bir durum var. O da bir ticari strateji olarak. Beşiktaş'ta mesela Tolga'ya 4 milyon dedi, 3'e verdi. 5 dedi aslında. İşte 5 dedi, 3'e verdi mesela. Doğru. Şimdi burada da kendinle çeliştiğin durumlar var ama. 5 demek 3 demek zaten. Gökhan yani. Yok, 4 5... demek de 3 demek aslında. Yani bu işler biraz öyle ya artık. Hepimiz yıllardır bu işleri görüyoruz. İlan kaşınıyor ya. Bu tecrübe böyle bir şey yani. İlan kaşınıyor. Şimdi kaşınıyor yani. Bu arada benim İlk yarıda senin zorunla, benim zorumla mı? Gelişine söylettiğim bir cümle var. Altını çizersen çok yanlış anlaşılır. Hayır, şimdi çok yanlış anlaşılmaz. Sen onu paylaşacaksan şimdiden açıklama yapıyorum. Abi hiç kimseye bir açıklama yapayım ki ya. Açıklama yapayım ki. Çok güzel. Hani onun gelişi. Bu kısmı da ben arkadaşlar kessin, ben de ona cevap olarak bunu atabileyim yani. Gelişine birazcık gelişine vurmuşsun yani. Gelişine topa böyle, vurulabilir evet. Yumuşatmadan yani. Gelişine topa vurulabilir. Bu hafta bir Benteke'nin bir vuruşu var. Böyle geliyor, röveş atabiliyor, vuruyor, direkten dönüyor. Seninki de öyle oldu. Öyle bir durum yok abi. Ne yapayım? Düdük çalamam ya. Sezer de bizim düdüğe taktı abi. Yandık biliyor musun o düdük? Hop hop efsane gibi dolaşır ortalık. Ama ben sana 360'da da yapıyorsun. Düt 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 düt. Sürekli çalıyor çünkü abi. Düt 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 diyor, dur diyor. Ben başlıyor. 10 saniye sonra bir omuz omuza düt. Dur baba diyor. Dur. Yani ne gibi diyor? Ne gibi? Ha? Ne gibi? Ne gibi? Hakemler ne gibi oluyor öyle yapınca? Öttürüyor işte abi. Trafik polisi miydi? Trafik polisi evet. Ha. Trafik polisi gibi öttürüyor abi. Aldın sen mesajı. Adem. Trafik polisi. Düt düt düt. Bir de şapka koyuyorsun hemen. Düt. Trafik polisi. Abi trafik polisi diyor ya mesela. Bir kavşakta mesela. Çok trafik sıkışıyor mesela. Trafik polisi böyle. Düt 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 düt. Gel diyor ya böyle. Onun gibi bir durum bu. Hakemler de böyle abi. Ya Allah aşkına şu Alanya Spor Galatasaray maçında oyun kaç kez durmuş ya? Ya ilk yarıda 35 faul var galiba ya. 35 kez oyun faulle durmuş abi. 35. Sezer burayı istiyorum. Adem'den çıksın ama. Bir toplamına bakar. 50 tane falan. 50 kere oyun durur mu ya Gökhan? Bakın abi çok basit ya. Baksın arkadaşlar söyle. Anormal bir rakam. Hakem ya. Durdurduğu kadar oyunculara da söylüyor. Yahu ha. Tamam da çok da basit şeyler var. Avantaj var. Yani bir sürü. Bülent Yıldırım mesela bu arada. Hani Yiğit'in hakkını iyi de verelim. Kimin golü? Kendi kalesine. Üçüncü gol. Dördüncü gol. Mesela orada müthiş iki tane avantaj veriyor. O mesela. Abi kessen zaten. Ama onu da oynatsın artık. 4'e 1 gidiyor Gökhan ya. Onu da kesse var ya. Bir öncekinde kesebilirsin. Onda da kesse bir şey. Ama düşmüyor oyuncu. Devam ediyor. Düşüyor. Kesse var kalkıyor. Ya bak. Bak o iki pozisyonda. Şimdi övüyoruz ya. Kesse var ya kesse. Kartını alırım. Hakemliğini iptal ederim. Düdüğünü astırırım ya. Ya o pozisyonda da kesilir mi Gökhan? 4'e 1 gidiyor ya takım. Penaltıda Alanya Galatasaray toplam 40 faul. 40 faul ne abi? Çok değil be. İlk yarısı fazla ya. İlk yarısı fazla. Totalde çok değil. Yani 30-30-60 gibi. Korner kaç tane korner var? Bak şimdi söyleyeceğim sana. Ben sana söyleyeyim. Tahminleri alayım. 12 tane mi? Galatasaray maçında mı? Evet. Toplam 5. Yok o kadar. 45. Toplam 45 kez oyun durmuş mesela. Minimum. Touchları falan geçtim. Touch zaten. Birer tane offside. Efendim? Birer tane de offside. 2, abi, 47. Sayıyorsun. Hayır, oyunun ne var abi offside? Çalmayacağım abi. Abi oyunun durmasından bahsediyorum. Hakemlik bir şey yok ya, işte yani. Ama bazen mesela, bak abi biraz. Bazen öyle bir şey oluyor ki abi top rakipte offside mesela. Offside ama kaleci alıyor topu. Çalma abi, oynat devam ettir. Düt diyorsun, hop bir daha başlıyorsun. Yine dütlere başladık ya. Abi şunu söylüyorum, hakem oynatsın abi. Düttürü dünya diye paylaşırız. Yani benim takımım, bir futbol takımım var benim. Milyonlarca euro yatırım yapıyorum. Ne o taraftara keyif versin, izlesin, maç kazansın filan. Hızlı oyun oynansın. Bunun için yatırım yapıyorum. Bir hakem geliyor abi, her şey hep düt düt. Düt 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 başlıyor abi. Vallahi çok sıkıcı ya Gökhan. Yani hakem, yani MHK başkanına sesleneceğim de MHK başkanı da ya düdüğe gelene kadar daha neler var ya. Seslen. Herkese sesleniyorsun. Herkese yalvardın. Fenerbahçe'ye yalvardın. TFF'ye yalvardın. MHK'ye yalvardın. Hiçbir şey değişmiyor abi. Yalvarma da seslenme de. Tıpkı Galatasaray başkanı gibi olduk. Bir abi. De Düdü'ye gelene kadar. Konuştuğun zaman bir şey olsun ya. Bir de Düdü'ye gelene kadar neler var ya. Düdüğü geçtim. Dün işte Beşiktaş maçında penaltı pozisyonu birebir aynısı. Kasımpaşa Fenerbahçe'li aynısı. Birinde başka karar, diğerinde başka karar. Standart. Ceza var mı? Standart. Ceza var mı? Ne cezası abi? Hüseyin Göçek, Galatasaray'ın... Hüseyin Göçek'le Halis Özkaya Galatasaray'ın 2 puanını çaldılar. Bizim ne o? Senin Jim Carrey. Jim Carrey ile Fırat Aydınus Trabzonspor'un Başakşehir maçındaki puanlarını çaldılar. Halil Umut Meler. Jim Carrey deyince çaldılar puanları. Hop bak ne cezası abi. 2 hafta hop oturur evinde mis gibi. Zaten profesyonel maaş yatıyor mis gibi. Ya şimdi sen buraya Gökhan, senin bir şeyin var abi burada. Yani 3 yayına gelmesen sana ne derler abi? Derler ki Gökhan'cığım hadi baba. Hadi eyvallah derler. Hadi baba demezler de. Ne oluyor derler bir önce. Ha, bir önce ne oluyor derler. Sonra dersin ki abi hastaydım, uyanamadım bilmem ne. Böyle bir uyanamadım mı falan da nasıl yani? Ha, nasıl yani filan derler. O zaman çekerler. Hiç uyanma bundan sonra derler mesela. Bundan sonra uyanmana gerek yok derler. Bir kulağını çekerler. Yani. Bir kulağını çekerler. Sonra... Kulağımı çekemezler abi. 41 yaşında adamın kulağını kim çekiyor abi? Ya bunlara takılma abi. Mecazi anlamda söylüyorum ya. Kulağını çekerler. Sen de bir bak, o kulağı çektikten sonra sen var ya buraya 1 saat önce gelirsin. Şimdi 9'da geliyor 8'de gelirsin. Kapıda yatarsın. Nasıl? Kapıda yatarsın falan filan, böyle şeyler garip şeyler abi, garip açıklamalar. Yani kimsenin kapısında yattığımız falan yok abi. İşine zamanında geleceksin. Yatıyorsun sen. Ben saat 9'daysa buraya gelmem gereken saat 9'da gelirim. 9.30'da yeterliyse 9.30'da gelirim. 10'sa 10. 10'a 5 kalaysa 10'a 5 kala. Kaçta geliyorsam ya. Ha bu arada bir de ben mesela uçak saatlerine çok tiltim. Yurt içi efendim yok efendim 1 saat öncesinden orada olmaya ne gerek var? Git efendim. Git abi. Ama ne gerek var? Erken git kardeşim. Ne gerek var? Ya, havalimanına git erken, al biletini, bekle abi, ne ya var? Benim uçak seni beklemiyor. Benim evim havalimanına 5 dakika abi. Evet. Ya benim trafik derdim yok. Ya varsa lastiğim patladı, yürüdün. Abi yürüyerek araba çarptı. Bırakırım arabayı. Abi araba çarptıysa zaten uçağa gidemem. Hayır ölmedin abi, araba çarptı bir şey oldu. Bir 15 dakika kaybettin. Abi bırak ben ona katılmıyorum. Ben online çekimimi yapayım abi. Elimde benim uçuş bileti kartım olsun. Zaten valizle vermiyorsam 10 dakika kala gideyim abi. Yok abi yok, erken git. Ne gerek var 1 saat orada gideceğim. Havaalanı bir de pahalı, çay kahve içiyorsun, dünyanın parasını veriyorsun. İçme abi, dışarıda takıl. O zaman da vakit geçmiyor. Nasıl geçmiyor abi vakit? Niye 1 saat önce gideyim abi? Ben de ona takılıyorum. Git abi, gitmem abi. Git abi. Gitmiyorum da abi. Zaten de gitmiyorum. Gitmesen de gitme. Ben nasıl halim varsa gör. İnanmış çocuklar. Kim onlar? Vallahi inanmışlar abi. Dün Başakşehir'i ben çok beğendim. Yani ikinci yarıda Beşiktaş Antalya Spor maçı gibi 15-20 dakika var Akhisar'ın baskı kurduğu falan. Oralarda gol çıkarsa belki iş değişebilirdi ama... Yok be abi çok değişmezdi ya. Yeseydi de atardı yani. Yani çok risk aldı çünkü Akhisar. Bak ne var biliyor musun? Başakşehir devre arası transferinde şampiyonluğu ne kadar istediğini gösterecek transferler yaptı. Onun üzerine ikinci yarının başlamasıyla beraber Başakşehir ne kadar şampiyonluğu isteyeceğini gösteren oyunu da devam ettirmeye başladı. Asap bozacak şekilde doğru oynuyorlar abi. Bu adamlar inanılmaz derecede doğru oynuyorlar. Müthiş oynamıyorlar, harika oynamıyorlar ama doğru oynuyorlar. Aynı takımla haftalardır kazanıyorlar. Aynı takımla, aynı kurguyla, aynı sistemle ve kimse bir şey yapamıyor. Akhisar puana mutlak ihtiyacı var. 1 puan da olsa mutlak ihtiyacı var Akhisar'ın. Ama yok abi, bir şey yapamıyorsun. İlk yarı hiçbir şey yapamıyorsun zaten. Engelleyemiyorsun. İkinci yarı bir 10-15 dakika çok iyi. Bildiğin böyle müthiş saat tıkır tıkır işliyor. Abi müthiş değil. Yani müthiş oynamıyorlar ama yani tıkır tıkır işleyen harika müthiş bir oyun sistemleri var. Abi bir de öyle bir derin kadroları var ki yani biri çıkıyor biri giriyor abi, hiç anlamıyorsun yani. Çünkü sistem takımı. Dün mesela Arda Turan çıkıyor, Demba Ba giriyor. İşte Elia giriyor. Emre Belözoğlu çıkıyor, Gökhan İnler giriyor filan. Yani anladın mı? Anormal bir takım var yani. Ya Emre var ya Emre. Emre'yi çıkart şu takımdan. Bak Mossoro falan demiyorum bak. Eskiden ama Emre'yi çıkart. Emre o kadar eskiden çok belirleyiciydi. Şimdi o kadar belirleyici değil. bence İrfan Can da mesela Emre'nin yaptığı işleri yapmaya başladı artık. Robinho mesela abi. Aldın geldiğinden beri adam katkı sağlıyor. Visca var ya, Visca. Yani yemin ediyorum sana, ben hayatımda böyle maşallah yani. Otobüs çarpmasın 300 sene yaşar. Allah korusun. İşin latifesi tabii canım. Otobüs çarpmazsa 300 sene yaşar ve yaşadığı sürece de oynar. Nefes aldığı sürece oyuna katkı yapar. Böyle abi şimdi yani. Ben böyle şeyleri konuşmayı çok sevmiyorum. Nazar da değebilir. Yani oyuncu maşallah diyeyim de geldiğinden beri sıfır sakatlıkla oynuyor abi. Hiç sakatlanmıyor. Kendine ne kadar iyi baktığının bir göstergesi bu. yani oynadığı maç sayısı, istatistikleri falan inanılmaz yani. Her sene 34 maç mı oynuyor ligde? 34'ünde de oynuyor. Cezalı duruma düşmüyor. Kırmızı kart görmüyor, sarı kart görmüyor, sakatlanmıyor. Anladın mı? Yani inanılmaz bir performans ya. Visca ile Kagawa Fenerbahçe'de olsaydı sezon başında Fenerbahçe bambaşka yerde olurdu. Böyle bu nasıl bir şey? 2-3 oyuncu çok belirleyici oluyor. Abi Visca var ya, Silimani'ye leblebi gibi gol attırırdı. Leblebi gibi. Abi çok eleştiriyoruz. Çarptırıp atılırdı. Arda Turan mesela. Arda Turan da yani geçen sene Barcelona'da oynayan Arda Turan, yani bir sene önce Barcelona'da oynayan Arda Turan bugün Başakşehir'de oynuyor abi. Yani o bile şu açıdan çok değerli. Saha performansından ziyade şampiyonluk yaşamış bir sürü oyuncu var bak. Arda, Emre Belözoğlu, Demba Ba, öbür tarafta Robinho. Anladın mı? Çok kupa yani, kaldırmış oyuncular çok fazla. Clichy, Adebayor, Clichy. Yani bunlar çok önemli. Tabii canım. Bir takımın şampiyonluk yolunda o kurguyu sağlayabilecek çok önemli işler abi. Zaten şampiyonluk havasını yönetebiliyorsan şampiyon olursun. Ya oralara kadar puanı getirmek çok önemli. Evet de orada o havayı yakalayabilmek, o havayı döndürebilmek çok önemli. Başakşehir bunu döndürebilecek oyuncu grubuna sahip. Abi her gelen değerleniyor. Bak her gelen değerleniyor. Adebayor geldi, değerlendi. Sonra tercih edilmedi, başka bir şey. Şu anda dördüncü. Robinho geldi, değerlendi. Zaten değerliydi ama değerlendi. Parlıyor, parlatıyor. Başakşehir oyun sistemi oyuncuyu parlatıyor. Dün mesela ilklerin de günü. Robinho ilk golünü attı, Demba Ba ilk golünü attı. Ha, Demba Ba'nın attığı gol tabii o Vişka'ya yazar da bomboş. Allah at dedi, bomboş vurdu. Orada ol. Orada olmak önemli tabii. Silimani geliyor geriye. Valla iyiler yani Gökhan. Bence de. Şimdi bir sürü insan şöyle bir algı peşinde. İşte diyorlar ki kulağımdan çıkabilir misiniz? İşte bu işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takımı. İşte bir siyasi bir durum var. Önünü açıyorlar falan gibi böyle bir algı var. Hiç öyle bir algı görmüyorum ben. Yani hiç öyle bir sahada öyle bir mücadele yok. Çok ayıp ederler. Sahada mücadele eden oyunculara çok ayıp ederler. Yani eğer siyasi bir güç olsaydı, bu takım yeni kurulmuş bir takım değil. Bu takım siyasi bir güç olsaydı daha önceden şampiyon olurdu. 4 sene önce şampiyon olurdu. Şampiyon olamadığına göre bu zamana kadar bir adam döner bakarsın abi, Galatasaray sen nerede puan kaybettin? Beşiktaş sen nerelerde puan kaybettin? Fenerbahçe sen ne durumdasın? Derler adama. Trabzonspor iyisin, hoşsun, güzelsin ama niye bu kadar sakatlık yaşanıyor? Niye transfer tahtan kapalı falan filan derler. Buradaki insanlara, iyi yönetiliyor ama buradaki insanların mücadelesi ayıp edersin. Bak, buradaki oyunculara da çok bak, ayıp edersin. Başkanı Göksel Gümüşdağ'a ayıp edersin. Abdullah Avcı'ya ayıp edersin. Burada sahada mücadele eden oyuncuya ayıp edersin. Yani tamam, insanlar için kolay. Başakşehir'i şampiyon yapacaklar. İşte arkasında siyasi güç var filan. Abi bu ülkenin Cumhurbaşkanı nereli? Rizeli değil mi? Niye düştü abi Rize o zaman? Sorarlar yani, niye düştü o zaman Rize? Yani bu ülkenin Cumhurbaşkanı bunlarla uğraşır mı ya Gökhan? Yani nelerle uğraşıyor abi? Bununla mı uğraşacak yani? Rize ile Başakşehir ile falan mı uğraşacak? İşte dün TRT'de bir açıklama yapmış. Ben Başakşehir işte benim zamanımda BDM'de kuruldu filan. O onunla gurur duyuyorum diyor. Yani hani bu noktaya gelmiş olmaları bana gurur veriyor diyor. Dediğin gibi çok basit ya, düz matematik. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın takımı Başakşehir neden daha önce şampiyon yapılmadı abi o zaman? Artık bizim bu paranoyalardan filan çıkmamız, kurtulmamız Galatasaray, lazım. Fenerbahçe, Beşiktaş ne oynuyorsun da Başakşehir için, taraftar adına söylüyorum. Ha, taraftar böyle söyleyebilir abi, düşünebilir. Siyasi bir şey. Çünkü zaten bizde şöyle bir şey var. Biz kötü değiliz. Biz çok iyiyiz de bizim puan, bizi çalıyorlar. Bizi yapmazlar. Aynı Recep bize vermezler. Aynı olarak. Recep Tayyip Erdoğan hangi takım tutuyor? Fenerbahçe. En son ne zaman şampiyon oldu Fenerbahçe? Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir şeye girme durumu olsa Fenerbahçe için de girer abi. Yani tuttuğu, gönül verdiği bir takım. Peki nereli diyorsun da nerede yaşıyordu? İstanbul'da. Nerede? Üsküdar'da. Şimdi değil. Daha önce nereli? Kasımpaşa. Kasımpaşa. Ne oldu? Aynı. Kasımpaşa nerede? Onu söylüyorum abi. Yani bu işler öyle kolay değil abi. Yani o Cumhurbaşkanı böyle söyleyecek falan, aşağıya öyle sirayet edecek. Şimdi, siyasette yani her şey olabilir. İnsanların gözünün önünde siyasette oluyor. Şöyle olabilir. Cumhurbaşkanı bir şey söyler ve milletvekilleri, bakanlar, işte ne bileyim, çok da anlamam. Yani ne diyorsa onu yapmak durumunda kalacak insanlar olabilirler. Ama der mi abi Başakşehir şampiyon yapın der mi? Hayır der mi demez. Yani dese de mesela öyle olur mu ki abi? Yani tut ki dedi diyelim yani. Başakşehir'i şampiyon yapın. Dediği için mi Başakşehir şampiyon olur? Abi bir de bu herkes tarafından... Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarı ya da yöneticileri, takımı, oyuncuları, milyon eurolar nerede abi bunlar? Abi ben de diyorum ki sana işte Rize düşmedi mi abi geçen sene? Geçen sene düştü Rize değil mi? Evet. Bir önceki sene. Ya derdi ki ya kendi memleketi ya, doğduğu topraklar ya. Derdi ki Rize'yi düşürmeyin kardeşim derdi. Böyle bir durum olsa. Yani buna girer mi abi ülkenin? Ya bin tane ülkenin meselesi var abi. Onunla mücadele, bununla mücadele, Suriye meselesi, ekonomik meseleler, bir sürü şeyle uğraşırken bir de şey mi diyecek abi, Rize'yi düşürmeyin, Başakşehir'i şampiyon yapın filan. Yani buna biraz izanlı yaklaşmak lazım. Ben sadece bunu söyleyebilirim yani. Şimdi bir de öyle şeyler de var. İşte Başakşehir şampiyon yapılacak ve bunu konuşmuyor. Adam top oynuyor. Ne diyeyim ki ben şimdi yani? Adam gidiyor Akhisar deplasmanına 3-0'la dönüyor. Öyle mi Gökhan? Ya ben söylüyorum. Ben şimdi bir de Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledikten sonra tamam Başakşehir şampiyon olsa ya zaten Cumhurbaşkanı söylemişti şampiyon oldu diyecekler. Öyle diyecekler. Ama işte o emeğe çok haksızlık olur yani. Çok. Ayıp etmiş olursunuz. Aynen. Robinho'ya ayıp etmiş olursunuz. Arda'ya, İrfan'a, Emre'ye. Visca'ya ayıp etmiş olursunuz. Gözünüzü seveyim yapmayın ya. Biraz vicdanlı. Lafa gelince de şu oluyor. Visca abi, Türkiye'de Visca gibisi yok. İşte Emre Belözoğlu hala Fenerbahçe'de oynar. İşte ne bileyim Robinho her takımda direkt oynar filan. Bunları söylüyorsun. Öbür taraftan da siyaset Başakşehir'i şampiyon yapacak. Yapıyor filan. Bazı arkadaşlar... Çok basit ya bu. Çok sığ bir yaklaşım yani. Şimdi Başakşehir'in kadrosunu bana söylesene abi. Söyleyeyim. Epriano. Sağ bek. Dur Epriano. Neyse sağdan başlayalım. Tamam doğru söylüyorsun. Clichy. Sol bek Clichy. Clichy. Sağ bek aklı gelmiyor. İsmi gelmiyor. Sağ bek. Caiçara. Epriano. Mahmut Tekdemir. Dünkü 11'i söylüyorum. Mahmut. Epriano. Emre Belözoğlu. İrfan. Emre. Arda Turan. Arda. Visca. Robinho. Bir gün daha unuttuk. Mossoro. Şimdi Allah aşkına ya şu 11 oyuncudan hangisini 3 büyüklerden birisine yazmazsın? Mahmut Tekdemir'i yazmam. Başka? Başka kimi yazmazsın? Hepsinde oynar. Gideni Da Costa'yı da söyle. Da Costa'yı da yazmam. Stopper'i? Yazmazdım yani. Ya şimdi aldın ya tabii bir sürü... Almadım ben. Bak şimdi. Mert Günok'u da yazmam. Tamam bir dakika orayı yazmaz. Orayı yazmazsın zaten. Yani Muslera var bir tarafta. Karyus var bir tarafta. Volkan var diğer tarafta. Tamam, ben aynen. Volkan'ın yedeği olarak yazarım bu arada. Clichy Türkiye'de her takımda sol bek oynar. Bu Akhisar maçının 11'i. Akhisar maçının 11'inde Mert'in dışındaki Caiçara, Mahmut. Ben Mahmut'u da yazarım da yedek olarak. Ben yazmam. Caiçara, Mahmut, Epriano, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca... Mossoro, Arda, Robinho. Bu 10 oyuncunun 10'unu da 9 tanesini yazarım. Yedek kulübesindeki 1, 2, Elya'yı yazarım. 3 4 tane oyuncuyu daha yazarım. Elya'yı yazarım. Demba Ba'yı yazarım. Adebayor'u yazarım. Adebayor yedekte yok galiba dün. Ya varsa işte, yoksa işte. Adebayor kadrosunda ama yazarsın. Yazarsın abi. Şimdi böyle bir oyuncu grubunu sen kalkıp da vay efendim neymiş Cumhurbaşkanı böyle dedi, Cumhurbaşkanı istediği için şampiyon oluyor falan filan olmaz abi. Taraftarı yani. Yokmuş. Taraftarı olmasın abi. Ha. Bak oyuncu futbol adına, bak futbol adına. Abi o evet hoş değil. Çok hoş değil. 300 doğru. 400 500 kişi sevinecek. Bu başka bir şey. Ama kardeşim ne yapayım? Yani taraftarı yok diye adamlar oynuyorlar. Ne yapayım? Sileyim mi? Bir de şu var. Şimdi Galatasaray şampiyon olacağına Beşiktaş taraftarı Başakşehir ister. Ha şimdi bana mesela ister. Radyo programında da mesela sıkça soruyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Ona da hayranım abi. Hastayım ona da. Hastayım. Neymiş efendim? Belediye destekliymiş de veya efendim vergi levhası var mıymış? Muhtasar vermiş mi? Onu vermiş mi? Lan bize ne? Lan bana ne bundan? Bunu araştıracak olan vermemiş olabilir mi ya? Ya kardeşim. Ya burası Türkiye Cumhuriyeti. Bırak ya tut ki verdi vermedi. Bana ne abi? Bunu araştıracak olan ben değilim ki. Ben adamın sportif faaliyetine bakıyorum kardeşim. Adam top oynuyor top. Harika top oynuyor. Tıkır tıkır işliyor. Oya gibi işlediler yıllardan beri bu takımı. Sistem. Müthiş işlediler. Abdullah Avcı'yı çıkart oradan. Başakşehir diye bir takım tanıyamazsın. Belli olmaz. Bence tanıyamazsın. Benim şahsi fikrim. Göksel Gümüş'te al oradan. Bence Başakşehir tanıyamaz hale gelir. Müthiş bir doku var orada. Şimdi bak uyum var uyum. İşte o çok önemli. Oya gibi işlediler. Başkanından abi. Antrenörüne, antrenöründen oyuncusuna kadar müthiş bir kolej havası oluşturdular. şahane tesisleri var. Stat'ta mesela, yani gerçekten bu işler tesadüf değil abi. Kendi stadını yaptı. Ha, burada devletten yardım aldı mı? Aldı. Herkes aldı. Bir tek Başakşehir almadı ki. Beşiktaş stadında devletten yardım almadı mı? Galatasaray stadında almadı mı? Fenerbahçe bir hariç tutabilirim. Fenerbahçe çok daha önce kendisi bu işlere soyundu. Eskişehir almadı mı? Yani şimdi bakıyorsun her şehirde, Antalya'nın stadı. Yani devlet yaptı bu statların hepsini. Bursa'nın stadı. Hiçbir kulüp kendisi yapmadı. Yani elbette devlet yardım etti. Ona bir şey söyleyemem tesis anlamında. Ama sadece Başakşehir'e etmedi ki. Başakşehir bir de geçenlerde bir paylaşım yaptı. Cengiz Trabzon'un sahasını kim yaptı abi? Bu arada bir tane de sol bek almamışlar mı? Kayseri'nin sahasını kim? Onu da evet, son gün. O oyuncuyu görmedik. Rubin Kazan'dan aldılar. Oyuncuyu görmedik mesela. Abi yani çok, Clichy'yi keser mi kesmez mi bilmiyorum da. Kesemez de. Yani çok planlı işler yapıyorlar Gökhan. Yani müthiş. Çok istikrarlı bir kadroları var. Yavaş yavaş. İyi çalışıyor abi. İyi çalışıyor. İyi. Abdullah Hoca iyi çalışıyor. Yani, dersine iyi çalışıyor. Gökhan abi. Şimdi Caiçara, adamların savunması hiç değişmiyor abi. Evet. Caiçara, Mahmut Tekdemir. Mahmut yoktu. Costa vardı. Clichy ve Epriano oynuyor. Dörtlü hep aynı. Gel ön tarafa. Emre varsa Emre, İrfan Can oynuyor. Öyle mi? Sağda Visca hiç değişmiyor. Mossoro hiç değişmiyor. Arda mesela formsuzdu, Elia'yı oynatıyordu. Napolyoni'yi oynatıyordu. Şimdi Arda maç eksiği giderdi. Arda'yı koydu. Önde Adebayor oynatıyordu. Daha iyisini istiyorum dedi. Robinho'yu aldı. Yani adam hep nokta işler yaptı. Abi söylesene bana Beşiktaş'ın 4 maç üst üste ideal... Saçmalama, bir sezon var. Hayır, bu sezondan bahsediyorum. Bu sezon değil. Onu söylüyorum. Bu sezon değil. Söyle bana Galatasaray'ın 4 tane aynı savunmacıyla oynadığını, 4 maç üst üste. Yok. Yok. O yüzden zaten mesela Fenerbahçe 4 tane savunmacıyla üst üste oynadı var mı? Yok. Ondan sonra sallıyorsunuz. Yok Volkan'a, yok Fener'de Arya'sa, yine var ya. Orada İsla Şener değişiyor orada da. İşte solda değişiyor, Hasan. Şener değişiyor. Solda İsmail değişiyor. Roman oynuyor. Şikertel oynuyor. Şimdi başkası oynuyor. Kadro istikrarı var yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hem kadrosu derin. Çok. Hem de istikrarlı abi. İlk 11'den ya işte mesela Mert'i oynattı. Başakşehir'e sallıyorsunuz. Akhisar'ın stadın ismine bak abi. Spor Toto Akhisar. Yani anladın mı? Abi başka türlü batar bu kulüpler devlet. Ya göğüs sponsorluklarına bakın. Stadını kim yaptı abi? Ya göğüs sponsorluklarına bakın. Ya abi. Gökhan'cığım, Akhisar stadını kim yaptı? Kayseri'yi kim yaptı? Gaziantep'i kim yaptı? Trabzon'u kim yaptı? Konya'yı kim yaptı? Antalya'yı kim yaptı? Bak sayıyorum sana. Bunların hepsi. Eskişehir'i kim yaptı? Galatasaray'ın stadını kim yaptı? Beşiktaş'ınkini kim yaptı? Şimdi Beşiktaşlılar diyecek ki Ankara gücü Ankara'ya stadı kim yaptı? İzmir'e yapılıyor şimdi. Yani aklıma gelmeyen var mı bilmiyorum. Yani bütün saydım zaten. Ülkeyi saydım yani. Kayseri. Söyledim Kayseri'yi. Sivas'ı kim yaptı? Malatya. Malatya'yı kim yaptı? Dünya kadar abi. Allah var ya, bu şu an var ya, bizi izleyenler boş ver abi, devam edelim biz. Bizim siyasi tarafımızı ön plana çıkartıyoruz zannedecekler. Biz abi hiç siyasetten anlamayız. İsterse öyle zannedin, isterse öyle zannetmeyin. Biz apolitik olduğumuzu, senin sosyal medyan var. Benim sosyal medyam, o da normal medyada fırsat bulduğumuz zamanlarda. Bildiğimiz bir şey değil yani. Kullanıyoruz. Anladığımız bir şey değil. Ya bir şey söylemekten imtina ediyoruz çünkü hani nereye gideceğini bilmiyoruz. Ama yani şuna da insan bir noktada sinirleniyor Gökhan. İşte o doluyorsun. Bir noktada mecburen bunu söylemek zorunda kalıyorsun. Abi yani dersen ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir'i şampiyon yapacak dersen, o zaman ben de derim ki bu kadroya haksızlık yapıyorsun. Derim ki madem öyle niye Rize düştü? Derim ki doğup büyüdüğü yer Kasımpaşa niye şampiyonluk yaşamadı? Galatasaray şampiyon olur mu? Ben biliyorsun çok önde görüyordum Galatasaray'ı. Ama Galatasaray'ın Alanya deplasmanındaki puan kaybı, puan farkı 8. Makaser geçen dakika daralıyor. Yani Alanya maçından önceki düşüncelerimle şimdiki düşüncelerim arasında biraz fark var. Çok zora soktu. Yani çok önemli bir 2 puan kaybetti Alanya deplasmanı. Beşiktaş Galatasaray'ın üzerinde bitirir mi? Bitiremez. Sana söyleten de bunu. 3 puan fark var. Bitiremez işte. Ne peki? Beşiktaş içeri gelecek. Galatasaray'a gelecek. Yani orada Galatasaray'ın daha önde olduğunu düşünüyorum. 6 puan gibi görüyorum ben ona. Başakşehir'le de puan farkının 5 olduğunu düşünüyorum. Galatasaray Fener'e gidecek. Ona bir şey diyor musun? Şimdi bak, güzel bir mesaj daha geldi. İsmini söylemeyeceğim. Diyor ki 7 ay forvetsiz oyna diye Başakşehirliler mi söylemiş Galatasaray'a diyor. Yani 7 ay forvet almadı ya Galatasaray. Başakşehir mi demiş forvet almayın diye. Cumhurbaşkanı söylemiş, talimat vermiş. En iyi o zaman iki tane aldı şimdi. O da var işte, şimdi değişti. Şimdi alın mı dedi? Alın demiş. Ya, paranoyak arada puan farkı 8 oldu, şimdi alın demiş. Bunlar paranoyak yaklaşımlar abi. Bunlar yani böyle bu çok tuhaf bir yaklaşım. Yani herkes bu işten nemalanmaya çalışıyor. İyi anlamak lazım arkadaşlar. İyi analiz etmek. İyi analiz etmek lazım. Yani siz neyi yapmadınız da Başakşehir neyi doğru yaptı? Ve Başakşehir de mesela, ben bu arada mesela Başakşehir şampiyon olarak görüyorum. Ben bu saatten sonra Başakşehir'in çok büyük bir şey olmazsa, çok iddialı, çok büyük bir şey olmazsa şampiyon olacağını abi düşünüyorum. Daha çok yani önünde çok önemli maçlar var. Maçlar, kalan maçlara da bir bakabiliriz. Söyleyeyim ben sana. Beşiktaş'la oynayacak deplasmanda. Beşiktaş'a gidecek. Sen Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir. Zirvedeki 3 takımın kalan maçlarına bir bakalım. Abi ben şöyle üçünün kendi arasında oynayacağı maçları değerlendiriyorum. Ona bakma. Hayır, onlar belirleyici olur. Hayır. Deplasmanda kime, nereye gidecek? Erzurum'a giden var mı? Rize'ye giden var mı? Trabzon'la deplasmanda oynayacak olan var mı? Galatasaray içeride oynayacak Trabzon'la önümüzdeki hafta. Başakşehir Trabzon maçını bitirdi. Kasımpaşa maçını bitirdi. Gerçi mesela, Kasımpaşa çok düşüştü artık. Belli ha, Kasımpaşa artık. Kasımpaşa da Mustafa Denizli ile bence hemen yolları ayırsın. Yoksa yok canım ya, kalsın, olur mu? Vallahi çok kötüye gider. Olur mu ya? Ben ilk gün söyledim. İnsanlar bana diyor ki takıntılısın sen filan. Olmaz abi, Mustafa Denizli ile. Olmayacağı belli. Mustafa Hoca ne zaman hafta, ne zaman puan, ne zaman şampiyonluk falan, bunları bir araya getirse patlıyor. Bir mesaj daha geldi. Geçen yıl Galatasaray kimin önünde şampiyon oldu diyor. O ne demek ya? Başka iktidar mı vardı geçen sene diyor. Ha, iktidar anlamında söylüyor. Yani geçen sene, o zaman şampiyon yapılacaksa niye geçen sene yapılmadı diyor mesela. Hep aynı şeyi söylüyoruz, oraya geliyoruz. Aynı mesele. Aslında fotoğraf o kadar net ki, ama insanlar bu seçim dönemine girdik ya, oradan böyle bir başka bir algı yaratmaya çalışıyorlar. O algıların hiçbirisi de tutmuyor biliyorsun. Ya zaten yani mantıklı. Ne sporda tutuyor ne de siyasette tutuyor. Tutmaz yani. Abi nerede tutacak ya? Öyle bir şey. Mantığı yok çünkü. Şuraya bak abi, 33-36. Zirvede 10. Ya böyle bir şey olur mu? 11 puan fark mı olur abi? Liderle. Şey gibi, İtalya Ligi gibi. 11 Juventus puan gibi. Nerede var ya? 9 puan mı? 11 puan var işte abi. Kimle? Beşiktaş, Malatya, Trabzon. Abi sen Beşiktaş, Malatya, Trabzon'u boş ver. İkinciyle bakacaksın sen. Onu boş ver mi? Hayır. Kendin ya, dalga geçiyorsun sen herhalde. İkinci de 36 puanda ha. İkinci 42 onunla, puan değil yani. Onunla değerlendirilir. 11 puan. Öyle değerlendirilmez abi. Zirve yarışına bakarsın. 44. En yakın takipçisiyle 8. Bir altındakiyle 11 puan fark var. Fenerbahçe ile kaç puan var? Ona bakalım mı? Bakalım. 44. 20 galiba. 20 mi? 20, 21 mi? 22 mi? 23. 23 puan. Kaç puan var? Kazandığı kadar var işte neredeyse. Hoşuna mı gitti? Ya alakası yok Allah ya. Allah Allah ya. Deli mi nedir ya? Ya şimdi bu Fenerbahçe 2 hafta üstü. Hani ne oldu abi? Sen hani nerede Fenerbahçe şu an? 11. Lig bitince, şu anda lig bitse Erzurum küme düşüyor mu? Nerede Fenerbahçe şu an? Şu anda lig bitse kim? Fenerbahçe küme düşme hattındaydı değil mi? Evet, şu anda değil. Düşmez dedim, böyle yapıyorum. Düşmez dedim, bu takımı sen bu hale getirdin falan. Ne oldu abi? Bak Fenerbahçe nerede? Fenerbahçe ben... Ver bir ilk sayfayı. Böyle 23, söylüyorsun. Ver ilk sayfayı. İnsanlar, ya sen içindeki Fenerbahçe düşmanlığı... Böyle yapa yapa. Bak içindeki Fenerbahçe böyle düşmanlığı yapa, ortaya çık. Var ya, bak 23, gerçekten 10 puan yapar. 10 puan yapar Beşiktaş'ta, bak 10 puan. 10 puan yapar Beşiktaş'ta. Bu da yapar. Sezer diyor ki biz niye gazete okumuyoruz? 3,5 maç. Biz niye gazete okumuyoruz? Oku abi, gazetede ne var? Hadi oku. Sezer ha. Seçtiğin haberler. Oku. Seç, beğen, oynat. Ha. Oyna. Ha. Fenerbahçe. Ha, gel, kadrosu evet, oldu. Güzel. Çok derin kadrosu oldu. Hemen tahminlerini alayım. Kimi seçersin? 1 numara belli. Volkan. Evet. Hasan mı, İsmail mi? Ben ikisini de seçmem. Ben orada birini seçecek olursam İsmail Köybaşı'nı seçerim. Daha ben burada birini seçecek olsam Hasan Ali'yi seçerim. Çok şükür. Sabek. Sabek'te hiç alternatifin yok ya. İsla bence. Evet. Stoper. Şikertel'i oynatırım. Serdar Aziz seçerim. Serdar Aziz'i oynatırım. Bunların olmadığı yerde 3. stoperim Sadık olur. Roman Neustadter'i de su taşıtırım. Orta sahaya geliyoruz. Zayis'i bilmiyoruz. Topalı işte oynatmam. Ekici'yi oynatırım. Zayis'i oynatırım, Benzia'yı oynatmam. Benzia da yalnız 8 numarada çok iyi oynamaya başladı. O hikaye. Jailson benim için hala kocaman bir soru işareti. Ne olduğu belli değil Tokat'tan sonra. Tolgay Arslan ilk 11 oyuncum olmaz. Elif ilk 11 oyuncum olmaz. Ferdi ilk 11 oyuncum olmaz. Kaan da ilk 11 oyuncum olmaz. Demek ki burada çok ciddi bir sıkıntısı var. Oradan 3 tane oyuncu söyle orta sahadan bak. Orada 3 tane. Mehmet Ekici, Zayis... Caiçara. Tamam, Caiçara 6 numara. Ekici ile Zayis'i 2-8. 4-3-3 oynarsak. 4. Sol kanat. Sol kanata Mozes'ı sola mı yazmış? Yani sağda oynar bence de. Bence, bu hafta son soktu, sol kanatta oynattı. O yüzden sola yazmış. Yani bence... Yani her iki kanatta oynadığı için söyleyelim. Ben burada zaten o ikisi... bunların ikisinden birisi ise Moses. Bu üçünden birisi ise Ayev. Buraya zaten Allah alsın bunları. Ben de Allah solda Valbuena, sağda Victor Moses oynuyor. Fenerbahçe'nin haline bak abi. Ön tarafa da gözümü kapatır Slimani ya yazarım. Öyle bir şey olur mu abicim? Geçelim. Geçelim mi? Niye çabuk geçtik? Abi yayın bitiyor. Senin bu Fenerbahçe aşkın, işte Fenerbahçe küme düşme hattında diyordun. O ne oldu, bu ne oldu filan. Böyle bir durumun var ya senin. Sendeki bu Fenerbahçe düşmanlığı ya nereye kadar gidecek? Ya bak böyle yapma Gökhan. Senden bak, rica ediyorum. Sen de bir Galatasaray, hasta bir Galatasaray taraftarısın. Bak, hasta bir Galatasaray taraftarısın. Bu senin objektifliğinin önüne geçiyor. Mesela, normal hayatta çok objektifsindir. Örnek ver. Bilirim, vicdanlısındır da. Ya, örnek ver abi. Bana de ki. Senin bu Galatasaraylılığın Fenerbahçe'ye objektif bakmana engel oluyor. Söyle bir tane. Beşiktaş'a objektif bakmana örnek ver abi. Şunu oluyor. Söyledin, bu sebeple Ali Koç'u eleştirdin diyebilirsin. Ali Koç'u eleştirdim. Ersun Yanal'ı eleştirdim. Hiçbir şey değişmedi dedim 3 maçta. Ne yapacaktım? Ersun, bravo. Biraz daha sabredin falan mı diyecektim abi? Biraz öngörülü davranıyorsun ya Galatasaray için. Ne öngörüsü? Sakin, bekle falan yapıyorsun. Transfer yani için söyledim. Tamam, Fenerbahçe için de sakin. Bu hafta Alanya maçı sonrası Bipspor'a yaptığım yorumu izledin mi? Hayır, ne izleyeceğim senin? Sen hariç herkesi izliyorum Bipspor'da. Öyle mi? Abi yeter, her yerimde sen varsın. Beni nasıl geçiyorsun? Tık 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 mı? En sona atıyorlar seni genelde. Beni de en sona atıyorlar zaten yani. Sinan, her yerimde Turgay... sen varsın demişsin yine bak. Evet. Her şeyde sen varsın. Bak, unutamadım. Benim... Müslüm Baba'nın şarkısıdır. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Geçelim abi. Bipspor'daki arkadaşlara buradan söylüyorum ya. Beni niye sona koyuyorsunuz kardeşim? Sezer, beni niye sona koyuyorsunuz oğlum? Abi, hani Sinan abi neyse tamam da. Kalibreyle alakalı. Yani Turgay Demir'den de kalibrasyon anlamında düşüksek yandık abi biz. Bırakalım bu işi yani. Kalibren düşük. Sen baş tacımsın abi. Tabii. Seni az sonra yapıyorlar Gökhan Dinç. Gel yapıyorlar. Gökhan ne demiş? Videonun sonuna kadar beklesinler diye. Anlamıyorsun ki sen. Ben bu işten anlamıyorum. Ortada gol yok. Orta saha gol yok. Fernando'dan gol beklemek birazcık ilginç ve acımasız olur ki bir tane atmış adam. Endiaye ile Belanda'da mesela gol değil de asist ne yapmışlar? Belanda'nın asisti fena değil ya. O zaman ona geleceksin abi. O gol yok. Belanda 5. 5 asist yapmış. Tamam abi, 5 gol. 12 maçta 5 gol, 5 gol attırmış yani. Aynen. 13 maçta. Bu hafta sen Alanya onda da yoktur asist ya, 1 ya 2'dir belki. Yok, varsa da. Endia'nın tek hatırladığım asisti Fegoli'ye yaptığı Sivas maçı. 4, o da 4'müş. 4 asist mi? 4, 5 gol, o da 5 gol. Tamam, ne yapacak ya bir orta saha oyuncusu zaten? 10 gole imza atmışlar. Galatasaray kaç gol attı abi? 35 gol mü attı yani? 38. Hayır, bu ne zaman? 38 de. Ondan bahsetmiyorum ya. Yanlış ya, yorumu yanlış yaptım yani. Ben ilk ikinci yarıda 12 maç oynanmış falan. O şöyle zannediyor. Galatasaray 15 gol falan attı zannediyor. Galatasaray 15. Ya Ankara gücüyle 6 tane attı Galatasaray. Tamam, onu çık işte. 35 olmuyor. 29'a düşüyor. Alanya'ya da 6 tane attı. Onu da çık. Niye çıkıyoruz abi? 12 tane gol lan. 2 maçta 12 gol lan. 2 tane maçta 12 gol mü atılır ya? Ya öyle bir laf mı? Şimdi tezahürat var, o geliyor. Hani. Atıp tutma problemi. 2 maçta 12 tane atılır mı hiç? Maiko'nu mu konuşsak diye düşündüm. Yani, atıp tutma problemi. Milliyet. Atıp tutma problemi mi? Nevzat yazmış. Atıp tutma problemi. Atamıyor, yiyor diyor. Bu senenin yediği gol ne öyle ya? Kötü gol. Ama kaçıncı oldu bu sene ya? Gökhan. Kötü gol abi. Ama çıkardıkları da var tabii. Ben bu arada bir tek... şey yapalım. Fatih Hoca'nın babası Talat amca. Ben de kendisini tanıma fırsatı buldum. Allah şifa diliyorum. Acil şifa diliyorum. Yoğun bakımda. Terim ailesi zor günler yaşıyor. Fatih Hoca da babasının yanında. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. O temennide bulunalım. Bu arada Fatih Hoca'yı böyle bir özel günde eleştirmek adına söylemiyorum. Ben sadece şaşırdığımı söyleyebilirim. Fatih Hocam, zaten konuştuk sizinle. Geçmiş olsun. Dileklerimizi ilettik. O anlamda eğer ki her zaman söylüyoruz, yapabileceğimiz bir şey varsa bir telefon kadar yakınındayız hocam. İstediğin zaman ara bizi. Gelelim, gidelim, duralım, kalalım, bekleyelim, taşıyalım. Fatih Hoca'nın... Hadi eleştirme bugün de Fatih Hoca'yı, boş ver. Yok, Mitroğlu tercihi biraz beni Evet, ben de biraz şaşırdım. Şaşırdım yani. Hani genelde ama çok adil davranır. Mitroğlu adil davranır da o yüzden şaşırdım yani. Hani Sinan atmışken atanı oynatırdı hoca. Mitroğlu benim beğendiğim bir oyuncu değil. Transfer öncesinde de söylemiştim. Ama bu maç Mitroğlu'luk bir durum da yok. Bu arada Sinan Gümüş de maç öncesinde grip demiş Ümit Davala. Ya o yüzden mi? Belki de o yüzden tercih etmiş olabilirler. Ümit Hoca'nın da maçtan sonra yaptığı açıklama çok garipti ya. Artık sığamıyoruz yayına, gördün mü? Bu yayını acaba 3 saate mi çıkarsan? Ne yapsak? Hadi. Spor sayfasının sonuna geldik sayın seyirciler. Live Plus ekranlarında yarın sabah yine saat 10'da Gökhan Dinç'le birlikte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.